Damn. Herkese merhaba. 80 günde devri Türkiye 77. ve sonuncu gün videosuyla devam ediyoruz. 77. gün turu tamamladığım için sonuncu gün diyorum. Ancak bundan sonra videolar gelmeye devam edecek. Arda ile yaptığımız turların videoları, yörük göçü videoları, kanala bir sürü video ekliyor olacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Bunu baştan söyleyeyim istedim. Video sonuna kadar kimse bekleyemeyebilir belki. 77. gün Söke'den yola çıktık. Tuğçe ve Orkun Vespa motoruyla bize eşlik ettiler. Söke'de bizi karşılamaya gelenler vardı. Sağ olsun, çok sevdiğim insanlar. Onlarla birlikte yola koyulduk. Saat 1 gibi Selçuk'a ulaştık. Turum boyunca gördüğüm en kalabalık grup Selçuk'taydı, beni bekliyordu. İnsanlar sağ olsun vaktini ayırıp gelmişlerdi karşılamaya. Orada biraz vakit geçirdik. Saat 2 gibi birlikte yola koyulduk. İzmir'e, Karşıyaka'ya doğru sürüş yaptık. Benim için çok güzel bir gündü. Saat 6.30'a doğru Karşıyaka'ya ulaşmıştık. Karşıyaka'da Hup Bicycle kafeye geldik. Turu başladığım noktaya ulaştık. Ve turu 77 gün sonra başladığım noktada bitirdim. Türkiye'nin 81 iline bisikletimle ulaştım. 70 gün sürüş, 7 gün dinlenme şeklinde bir plan yapmıştım. Toplam yükseklik kazanımım 100 kilometre olmuştu. 100 bin metrelik bir yükseklik kazanımım vardı. Toplamda 10.640 kilometre yol gitmiştim. Aksiyon kameramın hafızası olduğu için çekim yapamadım. O nedenle çekilen videoları derleyerek bir video oluşturdum. 80 günde devri Türkiye hayalimi gerçekleştirdim. 77 günde. 77. günün videosu gelsin. Jules Verne'nin 80 günde devri alem adlı romanından yola çıkan amatör bisikletçi Ahmet Sülün, 80 günde devri Türkiye sloganıyla Türkiye turu yaptı. Sülün 77 gün önce yola çıktığı İzmir'e döndü. 80 neyi başardın Ahmet, ne yaptın? Amatör bisikletçi 10.500 kilometre pedal çevirdi. 80 günde 80 ili turlamak üzere yola çıkmıştım. İzmir'den çıkıp kalan 80 ile gideceğim diye yola çıktım. 10.500 kilometre yol kat ettim. 77. günümde turu tamamladım. Toplamda 7 gün dinlenme, 70 gün sürüş olarak gerçekleştirdim bu turu. 81 ilin güzelliklerini keşfeden Ahmet Sülün, Türkiye'nin her yerinde güvenli ve özgürce dolaşabildiğini belirtti. Bisikletle uzun mesafelerin yapılabileceğini göstermek istedim ve bunu kanıtlayabildim. 77. gün Aydın Söke'den yola koyulduk. İzmir Karşıyaka'ya, tura başladığım noktaya Hup Bicycle Cafe'ye kadar sürüş yaptık. Toplamda 130 kilometre yol gittik. 5 saat 25 dakikalık bir sürüş yaptık. Yükseklik kazanımı 670 metre civarındaydı. Umarım video serisi hoşunuza gitmiştir. İzleyip takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.